1911 ile 1913 arası Osmanlı Devleti için en zor yıllardı. Trablusgarp ve Balkanlar'da ağır yenilgiler aldı. Başkomutan Vekili Enver Paşa, kaybedilen toprakların yerine yeni topraklar katmak için harekete geçti. Almanya'yı da yanına aldı. Yönünü Kafkaslara çevirdi. 1914 yılının Ağustos ayında seferberlik ilan edildi. Binlerce vatan evladı askerlik şubelerine koştu. Ancak mühimmat az, teçhizat yetersizdi. Dönemin 3. Ordu Komutanı Hasan İzzet Paşa İstanbul'a rapor gönderdi. Kışlık kıyafetler de dahil acil lojistik destek talep etti. Başkomutanlık bu isteklere kayıtsız kalmadı. Bahri Ahmer, Bezmi Alem ve Mithat Paşa vapurları kışlık giyecek, silah ve mühimmat yüklenerek Trabzon'a doğru yola çıktı. Ancak 3 vapur Rus donanması tarafından batırıldı. Böylece Sarıkamış Harekatı'nın başarı şansı da Karadeniz'in serin sularına gömüldü. Allahu Ekber dağlarına ölümüne yürüyüşse 22 Aralık 1914'te başladı. Erzurum Köprüköy'den hareket eden 9. Kolordu, Bardız ve Kızıl Kilise'yi ele geçirecek, Sarıkamış istikametine doğru yol alacaktı. Hafız Hakkı Paşa komutasındaki 10. Kolordu ise Oltu'yu ele geçirip Rus kuvvetlerini püskürtecekti. Daha sonra geri dönerek 9. Kolordu'ya destek verecek ve ikisi birlikte Sarıkamış'ı ele geçireceklerdi. Her şey planlandığı gibi başladı ama devamı gelmedi. Planlanan 2 günlük yürüyüş 4 güne uzadı. Hafız Hakkı Paşa kendisine verilen talimatın dışına çıktı. Oltu'yu temizledikten sonra Göle ve Ardahan istikametlerine kadar ilerledi. Haliyle bu durum harekatın gecikmesine sebep oldu. Sadece düşmanla değil, çetin kış şartlarıyla da mücadele ediyordu Mehmetçik. Geçit vermedi Allahu Ekber dağları. Karla tipi yollarını, buz gibi hava nefeslerini kesti ve binlerce yiğit donarak, hastalığa yenik düşerek ve göğüs göğüse çarpışarak şehit düştü. Evet, burada Oltu'da Hafız Hakkı Paşa zafer kazandı. Ama sonrası için biraz açıklamalarda bulunacağım size. Harekat planına göre 11. Kolordu Hasankale önlerinde gösteri taarruzu yaparken 9. Kolordu Bardıs'a, yani bugünkü adıyla Gaziler'e, 10. Kolordu Oltu'ya ilerleyerek düşmanı kuşatarak yok edecekti. Büyük Türk taarruzu 22 Aralık 1914'te başladı. 10. Kolordu Komutanı Hafız Hakkı Bey Oltu'yu aldıktan sonra iki tümeni Sarıkamış Kars Şosesi'ne indirmesi gerekiyordu. Fakat planın dışına çıkarak Aksar, Penek ve Göle'yi, yani Merdivin'deki aldıktan sonra sadece bir tümeni Bardıs'a gönderdi. Ardahan'a doğru ilerlerken Enver Paşa'nın müdahalesiyle Allahu Ekber Dağı'nı aşmak zorunda kaldı. Kolordu yürüyüş sırasında çetin kış şartlarından ötürü hem geç kaldı hem de büyük kayıplar verdi. Ben 9. Kolordu'yu takip edeceğim. Bardıs'a gideceğim. 10. Kolordu'yu takip edersem Allah-u Ekber dağlarında ben de yok olup giderim. Ben Bardıs'a geçiş yapacağım buradan, Aksar'dan, yani Kosor'dan. Oradan yukarı çıkacağım. Bardıs'a, Gaziler'e, Soğanlı Dağı'nı dolaşarak Sarıkamış'a ulaşacağım. Evet. Sabah açılış konuşması ve 10. Kolordu Zafer Anıtı'nı ziyaret ve yola devam. Evet, bugün şu anda ben 1250 metre rakımdayım. Yaklaşık 35 kilometre kadar bu rakımda seyredeceğim. O yüzden hızlı hareket etmek mecburiyetindeyim bu 35 kilometreyi. Ne kadar çabuk varırsam iyidir. Yani varacağım nokta Akşar. Eski adıyla Kosor.
Oraya kadar hızlı hareket edeceğim. Orada eksik kumanyalarımı tamamlarım. Oradan Bardız Çayı'na paralel yukarı doğru tırmanmaya başlayacağım. Bugün 1800 rakımdaki Bardız'a varmayı hedefliyorum. Yani toplam kilometrem bugün 76 kilometre civarında bir kilometre olacak. Evet, bana kolay gelsin. Yoluma devam ediyorum. Evet, Paçalı'dan nereye yol alıyoruz? Kosar'a. Kosar'a, Akşar'a. Diğer adı Akşar. Vadi içerisinde burası. Yeşillikler içerisinde. Vadide yeşillikler içerisinde yol alıyor. Güzel bir coğrafya burası. 4 yıl önce de geçtiğimde hayran kalmıştım. Yine aynı güzelliği muhafaza ediyor. Bu şeyden gelmiştim, Göle'den gelmiştim. Göle'de bir gece geçirmiştim. Oradan bir salmıştım aşağı buraya, Oltu'da nefes almıştım. Evet, Kosar'a, Akşar'a az bir yolum kaldı. Vardığım zaman ekmeğimi tamamlayayım. Bir de bir şeyler daha alırım herhalde, bisküvit filan. Ondan sonra Bardız'a hareket. Şu anda Gaziler sapağındayım. Gazilerde, Gaziler'e doğru devam edeceğim. Bayramımız 9. kolordu, 10. kolordu. Buraya gelmiş Akşar bölgesinde niye böyle bir anıt yok ya da herhangi bir şehitlik yok diye kafamdan geçirirken birdenbire Gaziler sapağında bu anıtı gördüm ve girdim içeri. Allahu Ekber yürüyüş anıtı. Burası. Allahu Ekber yürüyüş anıtı. Evet, Allahu Ekber dağlarında şehit olan tüm askerlerimizin ruhları şahit olsun. Siz vatan için, millet için, namusu için canını ortaya koyan böyle insanları bu kadar mı tanıyordunuz? Eğer siz onları tanımazsanız geleceğinizi göremezsiniz, hedeflerinizi bilemezsiniz. Mustafa Kemal Atatürk. Anıtın üzerinde bu yazılı. Diğer bir kitabede de ne yazıyor? Kahramanca savaşan ve her biri kurşun attıktan sonra şehit düşen neferlerimizin emsalsiz fedakarlıklarına adanmış. Sarıkamış kuşatma harekatı Türk milletinin vatanı ve kutsal varlıkları uğruna neleri yapabileceğinin delilidir. Kafkas cephesi. Evet. Şu anda Allahu Ekber yürüyüşü anıtının önündeyiz. Arkadaş, ne güzel bir yermiş burası ya. Vadiye bak. Sağımda Bardız Çayı akıyor. Tabii ben onun tersine doğru gidiyorum. Yukarı doğru. Ya coğrafyaya bak ya. Harika bir coğrafya. Zaten Türkiye'nin en yüksek rakamına sahip ili Erzurum olarak gözüküyor. İllerinden bir tanesi diyelim. En az rakıma sahip ilçesi Oltu'ydu. Geceyi de Oltu'da geçirdim. Şimdi yine yukarılara çık o zamanı. Yukarılarda olmak lazım. Ama buralara sıcak yalnız. 1200 rakım ama sıcak. Güzel bir coğrafyada yol alıyorum. Keyfini çıkar Şafak. Yaklaşık 6-7 kilometredir bu yoldayım.
Bir Allah'ın kolu geçmiyor. Bir tane karşıdan traktör geldi. O kadar. Trafikten men edilmiş güzergahta yol alıyoruz. Arkadaş boşver, olmasın ya. Sağımda hemen Bardas şeyi akıyor. Bardas Vadisi içerisinde ilerliyorum. Kuş cıvıltıları var, şıkır şıkır. Su sesinde beraber karışıyor. Arada işte ben de böyle bir konuşuyorum kendi kendime. Benim sesim, arkadaş, hafif hafif tırmanıyorum ama o kadar tatlı bir tırmanış ki bu doğada hiç sıkıntı yok. Gerçekten güzel bir güratada yol alıyorum arkadaş ya. Helal olsun Şafak sana. Merhaba arkadaşlar. Şu anda Şenkaya Sapağı'ndayım. Burası Şenkaya Sapağı. Hemen arkamda gördüğünüz tabela. Oltu Erzurum'dan geldim. Gaziler, Gaziler'den. Gaziler'e doğru gideceğim. Yani Bardas, Gaziler'e. Şu anda Timur Kuşkla mevkiindeyim. 1350 rakım burası. Evet, şöyle yavaş yavaş döneyim. Şöyle dönelim. Ben de dönüyorum. Döndüm. Hemen şurası da Şenkaya yolu. Şenkaya 1950 rakıma sahip. Şayet ben Yusufeli Oltu yolundan 1200 rakımdan oraya çıkmaya çalışsaydım hala Şenkaya çıkıyor olacaktım. Çıkamamış olacaktım. Oradan 1950 rakımdan 1950 rakıma çıkacağım. Buraya 1350 rakıma ineceğim. Ondan sonra da tekrar Bardas'a, Gaziler'e 1800 rakıma çıkış yapacağım. Bazı yollarda olacaktım. Hedefim Bardas bugün. Bardas'a da varmak bayağı zahmetli olacaktı. Doğruyu yaptım. Aşağıdan gibi çok güzel manzaralar eşliğinde geldim. Şimdi Timur Kışla mevkiindeyim. 1350 rakımda 25 km sonra Gaziler'e gideceğim. Gaziler yeni adıyla, eski adıyla Bardas. Evet, o Akşar'dan, yani Kosor'dan Şenkaya Sapağı'na kadar 13 kilometrelik muhteşem bir vadi vardı. Dardı. Ondan Şenkaya Sapağı'ndan sonra vadi biraz genişledi ama hala vadide devam ediyor. En son Şenkaya Sapağı'nda
mesela. 350 rakımdaydım. Şimdi 1450 rakımlarda devam ediyor. Kaç kilometre olmuş oradan? 10 kilometre diyor. Aynı seviyelerde gidiyorum. Bu rampa sona saklıyor kendini demek ki. Tam analiz etmemiştim ama bence öyle. Olsun varsın. Ama çok güzel bir yer buralar. Görüntülerde biraz siz de görebiliyorsunuz. Herkese nasip olmayacak bir coğrafya. Herkese kolay kolay gelmez yani. Yolunu şaşıran gelir ancak. Bisikletliler için bahsediyorum. Lan nereden giydiriyorsun lan şafak, Allah Allah. E doğru, bu kadar tırmanışı kimse göze almaz yani. 2400'e çıkacağım yarın. Değil mi? Evet, sabahtan beri Bardas Vadisi diye bahsedip duruyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Karlardan geliyor, kar suları erimiş. Gürül gürül aşağı akıyor. Ben tabi bunun ters istikametinden yukarı doğru çıkıyorum. Karşıda gördüğünüz yol şöyle Bardas'a doğru gidiyor. Yani çayı takip ederek Bardas'a çıkıyorum. Yukarıda Soğanlı Dağları'ndan doğduğu biliyorum Bardas çayının. Bardas'tan geçtiğinden dolayı da Bardas adını almış diye düşünüyorum. Çünkü gerek Bardas çayı hakkında gerekli araştırmayı yapmadım açıkçası. Ama Bardas'tan geçtiği belli. Çünkü Bardas adını almış. Burası Bardas Vadisi. Bardas çayındayız. Evet arkadaşlar, şu anda Bardız'dayım. Yani Gaziler Köyü. Gaziler Köyü Bardız. Eski ismi Bardız. Geceyi burada geçireceğim. Hemen arkamda jandarma var. Jandarmaya gideceğim. Bir görüşeceğim. Bakalım nereye bugün görürlerse oraya çadırımı kuracağım. Büyük bir ihtimalle şurada gözümün önünde bir okul var. Orada olabilir. Bu benim meselem. Ama asıl konuya gelelim. Niye ben Bardızlıyım? Niye Gazilerdeyim? Bunu bir açayım. Gaziler Köyü Erzurum il merkezine 151 km, Şenkaya ilçe merkezine 36 km uzaktadır. Gazilerin eski adı Türkçe kaynaklarda Bardız olarak geçer. Gaziler Köyü'nde girişteki bir taşta Gürcüce yazıtın bulunduğu Bardız Kalesi günümüzde büyük ölçüde sağlamdır. Evet, tam karşımıza duruyor yükselti. Bardız, Sarıkamış Harekatı'nda önemli bir rol oynamış ve Enver Paşa 25 Aralık 1914'te 9. Kolordu'nun bir tümeniyle sonu felaketle bitecek Sarıkamış saldırısının son aşamasını Bardız'dan başlatmıştır. Evet, Bardız'ın önemini de anladınız herhalde. Niye Bardız? Evet, bu gece Bardız'dayım. Evet, bu konak Sarıkamış Harekatı'nda Enver Paşa'nın konakladığı ve harekatı yönettiği konaklar. Konak burası. Gaziler Köyü'nde. Eski adıyla Bardız. Enver Paşa Sarıkamış Harekatı'nı bu binadan yönetmiştir. Ve burada kalmıştır. Burası da Bardız'da, yani Gaziler'de Allahu Ekber Şehitler Meydanı. Burası da tarihi Bardız Camii. Hemen caminin yanında bir korucu arkadaş var. Sağ olsun. Jandarmaya gittim. Jandarmada konuştum. Çok ilgilendi oradaki arkadaşlar. Jandarma personeli çok ilgilendi. Ahmet Aslı Bey'im buraya kadar getirdi. Beni korucuya teslim etti. Bir istemi olup olmadığını sordu. Sabahleyin tekrar karakola davet ettiler. Jandarma bir tane ya. Bir tane jandarma. Gerçekten de. Çok yardımcı oluyorlar her konuda. Getirdi buraya kadar. Korucuya teslim etti beni. Çadır kurmak için gelmiştik. Korucu yok abi dedi. Benim evim 4 odalı dedi. Birini odaya sana veririm dedi. Caminin karşısında hemen arkadaşımızı Burak. Onun evinde kalacağım. Geceyi orada geçireceğim. Burası da Bardız Kalesi. Jandarmanın olduğu noktadan çok net gözüküyor. Ölünün oraya kadar çıkmak isterdi ama valla derman kalmadı bacaklarımda. Şöyle altına kadar gidip oradan bir görüntü alacağım.
Saltuklulara kadar dayanıyor tarihi. Çok eski bir kale. Vallahi gelip görmenizi tavsiye ederim. Biliyorsunuz Sarıkamış Harekatı'nın başlangıç yeri burası. Buradan Enver Paşa Sarıkamış Harekatı'nı yönetti. Başarılı olduk mu? Olamadık. Evet. Tam kalenin altındayım şu anda. Bardız Kalesi. Zaten köyün merkezindeyim ben şu anda. Bardız Kalesi, Tarihi Camii, Enver Paşa'nın konakladığı ev. Ondan sonra Allah-u Ekber Dağı Yürüyüş Meydanı, Aşıklar Meydanı. Hepsi burada. Köyün kahvesi de var, bakkalı da var, hepsi var. Jandarması da var, sağ olsunlar. Evet, Bardız'dayım bu gece. Bardız'dan merhabalar. Burası Gaziler Köyü, eski adı da Bardız. Evet, geceyi burada geçireceğim. Burak sağ olsun. Abi dedi banyonu yap, keyfine bak, bilmem ne yap dedi. Ben kahvedeyim dedi, gelirsin dedi. Ondan sonra kahveye gider. Çayımızı içer, yememizi yeriz. Nevaleleri ortaya dökeriz. Değil mi Burak? Evet, mekanın burası. Duvarda halı kaplı. Evin içerisini göstermeyeyim, boşver. Güzel çekyat var, şahane. Çekyatta yatacağım. Bu gece, yani salmadılar beni ya, çadırda yattığıma salmadılar. Burada yatacaksın abi dediler. Ayarladılar banyoyu, tuvaleti, bilmem her yeri temizlediler, odayı da temizlediler. Bu gece Bardız'da Burak, korucu Burak'ın misafiriyim. Evet, jandarmaya tekrar tekrar teşekkür ederim. Hepsi ilgilendiler, mükemmel insanlar. Bardız, pardon, yeni ismiyle Gaziler, jandarma karakoluna çok çok teşekkürler. Arkadaşlar gerçekten iyi geldi. Çayımı içtim, sularımı tamamladım orada. Ahmet arkadaşım buraya kadar getirdi. Ahmet Asubay'ım korucuya teslim etti beni. Ya mükemmel ya. Komutanım komutanım diyorlar ama demeyin evladım dedim. Ya ben 17 yıl olmuş, şey kaç yıl? 17 yıl emekli olmuşum. Hoş verelim siz işinize bakın. Abi deyin geçin dedim. İstiyorsanız amca deyin. Evet öyle işte. Ama gerçekten de çok misafirperverler, delikanlılar. Gerçekten pırlanta gibi delikanlı hepsi. Allah yollarını hepsini açık etsin. Amin. Evet, bu gece Gaziler Köyü'ndeyim.